Merhaba değerli arkadaşlar, yine doğadayız ve şifalı bitkileri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar ilkbahar geldi ve yeni yeni bitkilerimiz oluşmaya başladı. Şu anda Nisan ayı içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz bitki şifalı özelliği olan Kanada şifa otu, Eriogarum canadiensis olarak geçen bir bitki. Gerçekten çok önemli şifalı özellikleri var. Bu bitki arkadaşlar doğadan toplanıp yaprakları kurutulduktan sonra şifalı çayı yapılıyor. Biz de az sonra biraz soplayacağız. Ve bunun şu görmüş olduğunuz yaprak özellikleri şifalı etkili maddeler içermekte. Bunun da şifalı çayı yapılarak tüketilir. Doğada ormanlık alanlarda yine yol kenarları, boş arazilerde bulunuyor. Hatta işte hemen şuradan size bir örnek göstermek istiyoruz. Şu anda bir saksımızda kendiliğinden yetişmiş. Biz de bunu görünce koparmadık. Ve arkadaşlar saksı da gayet güzel gelişim göstermiş. Bir yabani ot, Kanada şifa otu işte. Bu bitki tohumla ürüyor. Tohumdan önce arkadaşlar Haziran ve Ekim aylarında salkım şeklinde beyazımsı sarı renkte çiçekler açar ve bu çiçeklerde tohum bağladıktan sonra etrafa yayılır ve bu şekilde çoğaltmasını devam eder. Yaprakları arkadaşlar şu şekilde şifalı özellik gösteriyor ve bunun en önemli özelliği değerli arkadaşlar ağrı kesici, yine iç kanamaları durdurucu özelliği. Bununla birlikte yara iyileştirici, romatizmal hastalıklarda karşı çok etkili. Ve çok önemli bir diğer özelliği idrar söktürücü özellikleri var. Arkadaşlar Kanada şifa otunun yaprakları toplanır. Kurutulduktan sonra yaklaşık olarak bir yemek kaşığı dolusu bir bardak kaynamış suya konur. Ve bu şekilde şifalı çay yapılır. 5 dakika bekletildikten sonra ve bugün içerisinde bir bardak içilir. Özellikle vücudun belli bölgelerinde meydana gelen ağrıları çok hızlı bir şekilde dindirir. Yine içte bir kanama varsa bu kanamayı durdurur. Baş ağrısı gibi ağrıları da dindirdiği biliniyor. Değerli arkadaşlar, saksı da kendiliğinden yetişmiş hali, yine doğadaki şekliyle Kanada şifa otu. Bu bitkinin şimdi biraz yapraklarını toplayalım ve çayını yapıp bu şekilde sizlere anlattığımız şekliyle tüketeceğiz, kullanacağız ve inşallah az önce saydığımız hastalıklara karşı da şifalı etkisini göreceğiz.